İyi günler. Bugün 8 Kasım 2014 Cumartesi. İşte günün gazete başlıkları. Akşam sosyeteye tarihi şok. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan paha biçilmez eserler için 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 40 kadar tablo ele geçirildi. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Dünya Çin ekonomisi bu ülkeleri yavaşlatacak. Çin ekonomisinin ivme kaybı Latin Amerika'dan Japonya'ya birçok ekonomiyi yavaşlama dalgasıyla tehdit ediyor. Haber Türk, Halep çığlığı. Ankara Esad Halep'e ele geçirirse sınıra dayanacak 150 bin kişi için harekete geçti. Hürriyet, o ağaç benim evladımdı. Soma Yırca'da termik santral yapmak için 6 bin zeytin ağacı kesilirken buna engel olamayan yaşlı kadınların feryadı herkesin yüreğini burktu. Mini Gazete, 1. Dünya Savaşı Çağdaş Haçlı Seferi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından İstanbul'da 7-9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan İslam Dünyası ve Emperyalizm konulu sempozyum yoğun bir katılımla başladı. Milliyet, özel güvenlik kök söktürdü. Soma'ya otobüslerle gelen güvenlikçiler, zeytinlikte nöbet tutan köylüleri kelepçeleyip hapsetti, dozerler ağaçları kökünden söktü. Posta, günah. Soma'da özel sektörün yapacağı termik santral için Yırca köyündeki zeytinlikler 24 Temmuz'da kamulaştırıldı. Sabah, geriye veresiye defterleri kaldı. Ocaktaki işçilerin borçları patronun sömürü düzenini gözler önüne serdi. Güneyyurt esnafı alacak defterlerini gözyaşlarıyla sabaha açtı. İşçiler bir ekmekle tek domatesi veresiyeyi alıp madene iniyordu. Star, beton vicdan. Son 6 ayda yapılan denetimler inşaatlarda kullanılan betonun standart dışı olduğunu ortaya koydu. Bakanlık genelge yayınlayarak kapatmaya varan ceza vereceğini açıkladı. Takvim, kimse yok mu? Fethullah Gülen'in partisi ilk günden fire verdi. Başkan İdris Bal'ın basın toplantısına ise paralel medya bile gelmedi. Boş koltukları gören hoca Pensilvanya'dan seslendi. Nerede bu cemaat? Türkiye, Suriyeli olmak, Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığınanlar günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlattı. Vatan, alay eder gibi. Amerika Genelkurmay Başkanı 490 Filistinli çocuğun katledildiği Gazze operasyonu için İsrail'in sivillere yönelik hassasiyeti takdire değer dedi. Akit, küresel intifada. Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasını ayağa kaldırdı. Türkiye'de cuma namazı sonrası İsrail'e lanet yağarken dünya Müslümanları da Siyonist terörü protesto etti. Ve Yeni Şafak, Kabe'ye saldırı gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya postalla giren İsrail'in hiçbir zaman affedilmeyeceğini söyledi. Mescid-i Aksa'ya el uzatmak, Kabe-i Muazzama'ya el uzatmak kadar canicedir, alçakçadır, bir o kadar da tehlikelidir dedi.